Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Başak burçları, yükselen Başak, Ay burcu Başak olanlar, bir 7 Temmuz haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Bakalım falınızda neler var? Neler neler çıkmış? Nelerle uğraşıyorsunuz? Maşallahınız var. İş güç gene dolu dolu geçecek. Aile ilişkiler biraz daha sakin, hatta güzel haberlerimiz de var. O yüzden önce aile ilişkiler diyeyim mi ben birazcık? Pazartesi günü itibariyle sakinlik yol planları 4 ve 2 rakamı 42 olarak da değerlendirebilirsiniz. Sayısal bir konu hane içerisinde bir planlama olabilir. 4 aile, 2 parasal konular, belki bu konularla alakalı bitirmeniz gereken bir konu var. Pazartesi önünüzde çıktı aydınlık sevinç gözyaşınız var arkadaşlar. Yani yapmaya çalıştığınız, çözmeye çalıştığınız aile içi, ilişki ya da hanenizle alakalı konularda önünüz açık. Ama ve lakin salı günü ayaklarınıza dolanan bir konu var. Şimdi bir adım atmışsınız bir ayağınızla, diğer ayağınız sanki arkanızda böyle uzayıp gidiyor. Yapmak istediğiniz bir konu, başlamak istediğiniz bir konu, gitmek istediğiniz bir yol. Gene arkanız önünüz yol dolu çünkü. Burada ayağınızı sürterek bir şey yapıyorsunuz. Yani çok da yapmak istemediğiniz bir konu. Bu bir konuşma da olabilir arkadaşlar. Yani uzayıp giden kafanızda bugün yarın bugün yarın dediğiniz bir konuyu önünüze almış çözmeye çalışıyorsunuz. Fakat burada şey var. Hani çevreniz temiz, ikilemde olduğunuz bir konuda karar vermeniz gerekiyorsa karar verirsiniz. Kemikleşmiş bir konu var mesela. Bir süredir askıda kalmış. Bunun hemen yanında bir tane hareli görselli bir meşale var. Yani aslında bir konu özellikle çat 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 böyle aa bu da mı oldu diyeceğiniz bir alana sizi sürükleyebilir. Ama çarşamba günü ortada karışık bazı konular var. Bu çevrenin kalabalık olması anlamına gelebilir birincisi. İlişkide bir karışıklık yaşanacağını, araya bazı konuların gireceğini, bundan dolayı ufak tefek tartışmalar yaşanabileceğini de ifade eder. Çünkü böyle uzayıp giden kişiler görünüyor. Yani bir konu, iki konu, üç konu gibi ve sanki bunlar böyle birleştiği zaman da ortada yanan bir ateş. Ama iki taraf var burada. Bunun sonuçları aslında baktığınız zaman çok da sıkıntı değil, temize doğru gidiyor. Ama sanki hani böyle çarşamba, perşembe elinizle tuttuğunuz kişi ya da kişilerle alakalı konularda ikilemleriniz var. Bir karar vermek, bir kararla alakalı belki de karşınızdaki kişinin vermiş olduğu kararı sorgulamak gibi durumlar söz konusu olabilir. Burada çünkü perşembe günü dikkat ederseniz bakın iki tarafa doğru yönelmiş çıkıyorsunuz. Aynı anda iki iş, aynı anda iki kişiyle ilgili konuşma, görüşmeler. Hani kafanız bir olduğunuz yerde, hanenizde diyelim, bir başka tarafta belki ailenizin olduğu ya da işte arkadaşlarınızın olduğu yerde. İki taraftan da haber ve konuşmalar bekler. Hatta bunları yapar görsellerinde çıkıyorsunuz. Fakat her ne şekilde olursa olsun bu hafta için, hatta tamamı için söyleyeceğim arkadaşlar. Başlattığınız konularda önünüz açık. Yapılan konuşmalarda temize gittiğiniz var. Çözmek istediğiniz hane ve ilişkilerle alakalı konularda da çarşamba hariç çok daha aslında sizi sıkacak ya da keyif vermeyecek konular yok. Çarşamba günü alevlenen konular var arkadaşlar. Belki hızlıca sinirleneceğiniz ya da karşı tarafın sinirleneceği, konuşa konuşa kademe kademe görselleri de var çünkü. Kademe kademe çözeceğiniz konular önünüze gelebilir açıkçası. Ve zaten burada çarşamba günü neler yaşıyorsanız perşembe günü ilişkilerde biraz ters taraflara bakma görselleri olduğu için belki de o konular biraz canınızı sıksa da karşınızdaki kişiyle birlikte akabinde sonrasında gene bir araya gelmiş konuları tekrar konuşmadan bile diyebilirim aslında. Yan yana görsellerinde çıkıyorsunuz ilişkiler için. Hafta sonu yalnız bir para konusu, bir para mevzusu hane içerisinde. Para harcama olarak değerlendirmek istiyorum bunu. Borç diye değerlendirmek istemiyorum. Para harcama konularından dolayı bir can sıkıcı durum olabilir. Fazla harcanan bir para ya da ekstra çıkan bir durum gibi olabilir. Çünkü burada önünüzde bir kişi durmuş, siz sanki sizden beklenti içinde çıkıyor. Yukarıdan bakan birisi görsellerinde çıkmış. Bu şimdi yukarıdan bakınca acaba baba da karşısındaki kişi, yani siz çocuk musunuz diye düşünmem gerekir diyorum. Yaşça büyük birisiyle bir para konusunda sıkıntı yaşanabilir. Ya da yaşça büyük bir kişiden istediğiniz, beklenti içinde olduğunuz bir konuda iyi bir duyum almayabilirsiniz. Biraz hırslı ve gergin görsellerinde bir kişi var. Aslında o konu da gene arka akabinde çözülecek olarak görünüyor ama
sıkıntı yaratabilir. Hemen üstünde bir anahtar var mesela. Ev, haneniz, mal konularıyla alakalı olabilir. Bu konularda önünüze engel çıkartan bir kişi olabilir. Ama burada gene dediğim gibi üstündeki yol temiz olduğu için bu konularda da aslında yaptığınız konuşma, görüşme her neyse cevaplar sizin için olumlu olur ya da önü açık bırakılan ama temize doğru giden alanlar olur diyebiliriz. İş ve para konularına geldiğimiz zaman pazartesi salı bir kere yol ya da karşılıklı konuşma görüşme ile birlikte tamamlayacağınız iki işiniz var. Burada bu iki işte çok dengeli arkadaşlar. Sanki birleştiriyorsunuz. Hani bir yerde bir şey yapıyorsunuz, bir yerde bir şey yapıyorsunuz, birleşiyor gibi görseller var. Bu aynı zamanda yarım kalmış iki işin tamamlanması anlamına da gelebilir. Çünkü temiz görsellerde de çıkıyor. İşle alakalı yapacağınız bir konuşmada, görüşmede de gene biraz sisli puslu kalsa da öncesinde konuşulmuş olabilir çünkü gene temiz görsellerde çıktığı için aslında beklenti içinde olduğunuz iş ve para konularında pazartesi, salı ve çarşamba önünüz açık görünüyor diyebiliriz. Çarşambadan sonra gördüğünüz gibi kontrol altına almaya çalıştığınız ya parasal ya iş konularınız var. Burada bir kişiyle görüşme yapıyorsunuz ama mesafelisiniz. Burada sizin beklentileriniz var. Karşınızdaki kişi cılız çıkmış. Şimdi burada elinizi kolunuza attığınız konular sadece yok arkadaşlar. Bir elinizi buraya atıyorsunuz ve bir elinizi de buraya atıyorsunuz. Eller bitti. Bir ayağınızla da size doğru gelmeye çalışan bir kişiye böyle tekme atar gibi bir görselde çıkıyorsunuz. Elleriniz arkadaşlar şöyle sanki oyun konsolundaymış gibi. Yani hani bir şey olur ya eskiden böyle nasıl diyeyim onu? Tabletin içerisinde bir tane civa ya da yuvarlak bir şey adını yine unuttum. Böyle hani onu o yollardan geçirmeye çalışırız ya. Aynen o şekilde sanki elinizde böyle bir şey var. Bir şeyi yoluna koymaya çalışıyorsunuz. Ama bu bir şeyler biraz üstünüze gelen şeylermiş gibi duruyor. Bununla alakalı eller kollar dolu. Dediğim gibi dışarıdan gelecek hamlelere de sert cevaplar vereceğiniz görseller var. Bu Perşembe'ye de biraz aksayacak ya da işte Çarşamba, Perşembe özellikle hafta ortası Perşembe'ye daha çok yansır da görünüyor aslında. Biraz dediğim gibi iniş çıkışlı kontrol altına almaya çalışacağınız para ve iş konularınız olabilir. Hafta sonuna doğru aslında kafa kafaya vermiş bir kişiyle sanki hesap görüyorsunuz. Burada sizin kafanızın üstünde 2-3 konu var. Karşınızdaki kişide hiçbir şey yok. Böyle gayet temiz oturmuş karşınıza. Ama burada bu yaptığınız konuşmalarda ufak tefek fikirsel ayrılıklar olsa da cevap alırsınız, karşılık alırsınız. Gene üstünde bir anahtar, biri size bir anahtar verecek, bir kapıyı açacaksınız. Aslında yapılan konuşmalarda ikilikler olsa da çözüm alacağınız konuşmalar olur diyebiliriz. Hafta sonu harcanabilecek bir para da aslında gene bilinen olarak ortaya çıkmış görselleri var. Buradan neler var? İç dünyanız bakın ortada gördüğünüz yuvarlak alan sizin kafanızın içi. Vıcır vıcır. İş ve para konuları hatta iki kişiyle alakalı özellikle bir kişiyle alakalı haber beklentisi var. Ama bu haber böyle iyi mi gelir, kötü mü gelir? Mesafeli duruyorsunuz. Bu konuya daha zamanı var olabilir. Şimdi pazartesi bakın burada bir kişi sanki ya da siz bu el ele vermiş bir işi ortaklaşa yapacağınız bir iş anlamına gelebilir bu. Eliniz ileriyi gösteriyor arkadaşlar. Hedefimiz var der gibisiniz. Burada sizin kafanızda başka bir konu da var. O da aynı şekilde hedefleriniz doğrultusunda ve gördüğünüz gibi burada önünüz açık ve aydınlık. Aslında başlayacağınız konularda iyi cevaplar alırsınız. Parasal bir konunuz varsa çözersiniz diyebiliriz. Biraz karışıklıklar var evet ama geneli hafta sonuna doğru özellikle temize çıkmış görsellerinde görünüyor. Şurası ilişkiler arkadaşlar. Karşınızdaki kişi sizden beklenti içinde siz karşısında incelmiş çıkıyorsunuz. Yani bu aslında beklentilerini karşılayamam, koruma alanımı bozmayacağım demek. Çünkü bir koruma alanı oluşturmuşsunuz burada kendinize. Elini uzatmış bir kişi var. Yani bu elini uzatma aslında bir konuyu çözmek isteyen hanenizde bir kişi. Boylar aynı. Çok bilen birisi. Kafasının üstünde bir 15 rakamı var. Eş, partner, kardeş, dost diyebiliriz. Ama burada pazartesi değil ama salı, çarşamba bu kişiyle alakalı bir konu biraz alengirli bir konu ama sonrasında çözersiniz. Karşı taraf adım atıyor. Çünkü gene önü açık olduğu için. Ama gözünüz bu kişinin üzerine takılmış çıkıyor. Birisine kafayı takmış gibi görünüyorsunuz. Tabii bu eşiniz de olabilir ama
Karşınızdaki kişi sıkıntılı arkadaşlar. Ya siz onun kadar takmıyorsunuz ya da taktığı konuları çok farkında değilsiniz. Çünkü takmış kafaya bayağı bir kararmış görsellerinde çıkıyor. Evet sevgili Başak Burçları, güzel bir hafta bence. Sizin dışınızda bazı konular olabilir evet ama sizin şansınız ve keyfiniz yerinde bir hafta diyebiliriz. Bu haftaki kahve falınızı da bu şekilde yorumladım. Gördüklerimi yorumladım aslında. İyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.